Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Sinan Seyfettinoğlu. Her hafta olduğu gibi bu programda da çalışma arkadaşım Duygu Ertaş ile beraberiz. Bu hafta hazırladığımız haber turuna özellikle Altın Koza film yarışmasında Hataylı yönetmenlerin başarısı damga vurdu. Hadi şimdi zaman kaybetmeden haftaya bir bakalım neler oldu. Evet göğsümüzü kabartan büyük bir sanat başarısı. Gerçekten bunun haberini ben paylaşmak istiyorum Sinan Bey. Bu yıl 28.'si düzenlenen Adana Altın Koza Film Yarışması'nda Hataylı iki ayrı yönetmen, iki ayrı film ile ödüller aldı. İlimiz adeta sinema sektöründe altın çağını yaşıyor. Antakya Armutlu Mahallesi'nde büyüyen Kurtuluş Lisesi mezunu yönetmen Erkan Tahuşoğlu'nun gazetemiz yönetim evinde yaptığı çekimler sonucunda hazırladığı Koridor adlı film Altın Koza yarışmasında 3 ödül birden aldı. Tahuşoğlu'nun filmi en iyi kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi sanat yönetmeni dallarında ödüle layık görüldü. Film aynı evde yaşayan iki yaşlı kadının sessiz, sakin ama bir o kadar gizem dolu öyküsünü konu alıyor. O zaman izin ver Duygu, ikinci büyük başarı haberini de ben duyurayım. Yine 28. Adana Altın Koza Film Festivali'nde aslen altın özlü hemşerimiz Ahmet Necdet Çopur'un Yaramaz Çocuklar adlı filmi en iyi film ödülüne layık görüldü. Film, Altınözü ilçesindeki köyünden Fransa'nın Paris kentine göçen Ahmet Necdet Çupur'un yeniden köye döndüğünde yaşadığı ataerkil yapıyı anlatan otobiyografik bir poru içeriyor. Biz Antakya TV olarak genç yönetmenlerimiz Erkan Tahışoğlu ve Ahmet Necdet Çupur'u kutluyoruz. Kısa adı Hamok olan Hatay Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş'a yaptıkları ziyaret sonrasında açıklama yaparak Hamok olarak Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisinin kalkması gerektiğini ve son dönemde çok tartışılan vakıf iş hanı yerinin ise yeşil alan olması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü İskenderun başta olmak üzere birçok ilçemizde kuvvetli bir yağış yaşandı. Özellikle İskenderun ilçemizde yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yollar kapandı, araçlar ve yayalar sıkıntı yaşadı. Özellikle araç alt geçitlerinde büyük göllenmeler oldu. Hatay ahisi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye ahisi ilan edilen Behzat Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir tören ile cübbesini giydi. Mobilya sanatçısı Behzat Böke'ye yılın ahisi kaftanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan giydirdi. İlimiz COVID-19 vaka haritasında hala beklenen seviyelerde değil duygu. İki hafta önce 100 binde 108 olan vaka sayısı 4. 10 Eylül tarihleri arasında 100 binde 154.70'e yükseldi. Resmi verilere göre Hatay'da günde 352, haftada 2664, ayda 10.560 vaka yaşanıyor. Görünen o ki Ekim ayında Hatay İstanbul'a taşınacak. İstanbul'da faaliyet gösteren Hatay Dernekler Federasyonu 4-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Hatay günlerine hazırlanıyor. Umuyoruz daha önceki yıllarda Hatay günleri organizasyonunda yaşanan aksaklıklar ve eleştiriler bu kez yaşanmaz. Geçen hafta ilimizde pek alışık olmadığımız bir kaza yaşandı. Dört yol ilçemizde özel bir otomobil tren altında kaldı. Çaylı Mahallesi'ndeki kazada hem zemin geçidini kullanan özel bir araç yük treniyle çarpıştı ve trenin altında kaldı. Sinan Bey Samandağ biberi tatlı desem inanır mısınız? Ama haberi duyunca bana hak vereceksiniz. Birçok derde deva olduğu düşünülen ve acı tadıyla nam salmış olan samandağ biberini Antakya Ticaret ve Sanayi Odası coğrafi işaret alarak bu ürünümüzün markalaşmasının önünü açtı. Tanıtım toplantısında ticaret odası salonunda sergilenen samandağ biberleri acı olmasına rağmen çok tatlı görünüyordu. O zaman Duygu bir güzel kadın haberini de ben vereyim. Miss Turkey yarışması büyük finalinde Türkiye 3. güzeli Samandağ doğumlu Şira Sahilli oldu. Şira Sahilli İstanbul'da yaşıyor. Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi. Gerçekten de duygu Şira'nın podyumdaki yürüyüşünü gördüğümüzde güzelliğiyle adeta büyülendik. Progen Tohum Pamuk Hasadı dolayısıyla Antakya Reyhanlı yolu üzerinde bulunan üretim çiftliğinde geliştirdiği yeni ürünleri tanıttı. Özbuğday ailesine ait olan Progen Tohum'un tanıtımına Özbuğday ailesinin duayen büyüğü, hayırsever iş insanı Hüseyin Özbuğday da katıldı. Progen Tohum Ortaklarından Ali Özbuğday, Progen yerli ve ülkemizin kaynaklarını ekonomiye kazandıran bir firmadır. Progen'de çalışanların %50'sinden fazlası antakyalıdır. Biz ülke ekonomisi ve üretimine daha çok katkı vermek için çalışacağız dedi. İş insanı, fotoğraf sanatçısı ve girişimci Hatay Has Turizm ortaklarından Ayhan Kara Türkiye Otobüsçüler Federasyonu üst yönetimine seçildi. Ayhan Kara, federasyonda Genel Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu üyelerine getirildi. Sinan Bey, Hatay'da beklenen vaka sayıları iyi değil ama aşılama rakamları yine sevindirici. Koronavirüse karşı koruyucu önlem olarak ülke genelinde sürdürülen aşıma konusunda ilimiz Hatay %85.5 oranıyla başarılı iller arasında bulunuyor. Antakyalı bilim insanı Profesör Doktor Alpay Azap umut dolu bir açıklama yaptı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Antakyalı Profesör Doktor Azap aşıdan kaçan bir varyant çıkmaz ise Beklentilerimiz 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona ereceğidir dedi. Profesör Doktor Azaba göre bir süre sonra Covid-19 endemik bir hastalığa evrilecek. Potanın meleklerine Bolu'da Günay Otomotiv'den jest. Evet, ilimizin köklü otomotiv firmalarından biri olan Günay Otomotiv, Hatay Spor kadın basketbol takımımızı Bolu kampında yalnız bırakmadı. Hatay'dan götürdükleri künefeyi Basketbolcularımıza ikram eden Günay Otomotiv yöneticileri takımımıza başarılar diledi. Günay Otomotiv'in künefesinde Şıra'yı kadın basketbolcumuz Bahar Çağlar'dı. Ve tabii ki son haberimiz Hatay Spor. Hatayspor hafta sonunda kendi saha ve seyircisi önünde Kayseri Spor'u 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı Kayseri Spor'un 1-0'luk üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor muhteşem bir oyun ile golcü ayakları Diof ve LKB ile 2 gol buldu. Sayısız gol fırsatı kaçırdı. 3 şutu direkten döndü. Tribünler adeta karnaval havası yaşadı. Hatay Spor bu sonuçlardan sonra 3 hafta üst üste 3 puan alarak galibiyet serisi yakaladı. Benim aşı takvimim henüz tamamlanmadığı için bu muhteşem maçı kaçırdım Sinan Bey. Ama bir sonraki maçta kadın seyirci olarak tribündeki yerimi alacağım. Maç sonrasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay Spor Onursal Başkanı, Doçent Doktor Lütfü Savaş, Antakya TV'ye verdiği özel demeçte taraftara da çok önemli mesajlar verdi. Bir başka programda görüşmek umuduyla bültenimizi Onursal Başkan Savaş'ın açıklamalarıyla kapatalım. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Esen kalın. Atakaş Hatay Spor'a çok, çok mutluyuz. beşinci maçımızda onuncu puanımızı aldık. Bizim de aynı e, puana sahip e, sahamızda zor olsa iki yolcu ettik. Ee, bizim amacımız e, yukarılarda olmak. Hatay halkına, Hatay futbol severlerine ve Hatay'ı şehrimizde, yurt dışında, yurt içinde beğenip de e, zevkle izleyen e, bütün futbol severlere armağan olsun. Hatay sporu karda kalmaya devam edecek inşallah. Kim ne kadar destek verirse Atay Spor'a onların hepsine teşekkür ediyoruz. Ama e, futbol seyirci de güzel. Hem Hemşehrilerimi ve futbol sevenlerimizi takımına e, destek vermek için sizin aracınıza onlara e, bir çağrı yapıyorum. Lütfen takımlarına sahip çıksınlar. Takımlarının maçlarını zevkle gelip alkışlarına izlesinler. Biz Atakaş Atay Sporumuzda ve diğer amatör takımlarımızda gerçekten gurur duyuyoruz. Bunun bütün Hataylıların ve Hatay destek veren herkesin gurur duymasında bekliyoruz.